Oğlum nerede kaldın ya? Aç oldum beklemekten. Ya sorma amcaoğlu, evden çıkamadım ki bir türlü ya. Vallahi ev ev değil, metropol sanki ha. Her yerden insan fışkırıyor. Ben tuvalet sırasını tam 3 saat bekledim ya. Vallahi 3 saat bekledim amcaoğlu. Bazen diyorum ki şu portatif tuvaleti iyi ki yapmışık ha. Yemin ediyorum arada erkekler falan onu kullanıyor. Sırada bekleyenin vay haline. Gerçi öyle şikayet ettiğime de bakma amcaoğlu. Bazen var ya çok hoşuma gidiyor ha. Vallahi öyle diyorum ama ne bileyim böyle kalabalık bir aile falan ya. Eski tük filmlerdeki gibi lan. Ne güzel işte, kocaman bir aile olduk yani. Amcaoğlu ne oldu lan, ne bu hal? Amcaoğlu böyle bir içim sıkılıyor ya. Böyle sanki Selma'ya bir şey olacakmış gibi, Allah korusun. Tövbe estağfurullah, ne alaka oğlum ya? Allah Allah, ne oldu amcaoğlu şimdi durduk yere ya? Amcaoğlu kabuslar görüyorum böyle. Sürekli kabuslar görüyorum ya. Selma'yı kaybettim, kabuslar. Dün gece de gördüm bir tane, boş bir arazideyim böyle tek başıma. Kaybetmişim Selma'yı. Bulmaya çalışıyorum, bağırıyorum böyle Selma Selma diye. Bülbül divanesini görüyorum, bir ona soruyorum. Buna öbür tarafa dönüyorum, Adem Baba'yı görüyorum, ona soruyorum. Sonra yine bağıra bağıra devam ediyorum. Böyle bir harabe, bir efre, bir yıkılmış falan. Dedemi görüyorum, ona soruyorum. Bir şeyler diyorlar. Bulamıyorum yani. Allah korusun, çağırma kötü ya. Allah aşkına özünü seveyim ya. Niye amcaoğlu ya? Ben niye bitmiyor bu kabuslar? Vallahi kafayı karacağım ya. Aklımı yitireceğim yani. Çünkü korkuyor amcaoğlu ya. Kaybetmekten korkuyor onu. Ondan oluyor bunlar. Önce bilinçaltına, sonra da rüyalarına giriyor işte. Ya onca insan kaybettikten sonra normal bir amcaoğlu. Normal, normal. Normal de bu kadarı fazla, vallahi bu kadarı fazla, bu kadar normal değil ya. Tam neyse şu deprem aletini bitirelim de biz, ben sıkıldım böyle diken üstünde yaşamaktan, yoruldum. Tamam bitiririz onu, merak etme. Biz şimdi el ele veririz. Değil mi? Akşama kadar Allah'ın izniyle hallederiz, öyle değil mi? İnşallah, inşallah.